Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Estink'in bu güzel şirin IP kamerasını inceleyeceğiz. Tam ismini söylemem gerekirse enteresan da bir ismi var ki markanın bir sürü modeli var arkadaşlar. Bu da tam olarak söylemem gerekirse SL-IND03 olarak geçen bir model. Aramızda IP kameraların ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Kısa bir tanım yapmak istiyorum. İnternet üzerinden kontrol edebildiğimiz, bazıları hareket edebiliyor ki bu model öyle. Yani kafasını belli bir açıyla sağa sola ve yukarı aşağı oynatabiliyoruz. Bazıları ise sabit olan kameralara verilen genel isim. Bu kameraları kullanmak için öncelikle internete ihtiyacımız var. Onu söyleyelim. Yani internet olmadığı bir yerde kullanmanız mümkün değil. İkinci olarak da enerji. Yani standart olarak aslında bütün kameralarda olduğu gibi bir güç bağlantısına ihtiyacımız var. Ben her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Küçük bir ürün var. Hemen görüyorsunuz ekranda şu anda. Şöyle göstermiş olayım, biraz daha yakına getirip. Ortalama bir cep telefonundan bile küçük olduğunu söyleyebilirim. Şöyle mesela Samsung Z Flip 4'te koyayım yan yana. Hemen görmüş oluyorsunuz. Telefondan bile neredeyse yarısı kadar olduğunu söyleyebilirim. Oldukça küçük bir ürün var karşımızda. Gövde iki parçadan oluşmuş durumda. Alt kısım sabit dururken üst kısım dönebiliyor. Aynı zamanda bu kameranın olduğu bölümde yukarı aşağı hareket edebiliyor. Gövdemiz, biraz sonra o detaylardan bahsedeceğim ama 355 derece dönebiliyor. Neredeyse 360 derece tam tur atabiliyor. Kafa ise 60 derece yukarı ve aşağı oynayabiliyor. Bağlantı açısından baktığımızda arka yüzünde şöyle hemen göstermiş olayım. Bunları detaylı size göstereceğim. Mikro USB bağlantımız var. Bu bağlantıyı yapmak zorundayız çünkü enerji vermemiz gerekiyor cihaza. Kutusundan bir adaptör ve kablo çıkıyor. Ben onu kullanmadım. Şu an bir power bank'a bağlı. Bir power bank üzerinden de bu şekilde kullanabiliyoruz. Onu söyleyeyim. Bunun dışında baktığımızda kameranın hemen sağ üst köşesinde küçük bir delik var. Mikrofon deliği bu. Üzerinde bu hoparlör de bulunuyor bu arada bu kameranın. Hoparlör delikleri de var alt kısımlarında. Yine kamerayı yukarı doğru hareket ettirdiğimizde, yani kafasını yukarı doğru kaldırdığımızda alt kısımda bir micro SD bağlantı yuvası bulunuyor. Buraya bir micro SD kart koyarsak cihaz aynı zamanda üzerinde bulunduğu bu karta kayıt da yapabiliyor. Kart koymazsanız sadece uygulama üzerinden kontrol etmiş oluyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz da teknik özelliklerden bahsedeceğim. Çok da fazla bir teknik özelliği yok ama hemen hızlıca anlatacağım bunları sizlere. S-Link'in SL-IND03 modeli 2 megapiksel çözünürlük sunuyor. 1080p video kayıt yapabiliyor. IP kamerası, yani internet ihtiyacı var. Tuya uygulaması üzerinden kullanabiliyorsunuz. Kızılötesi görüş özelliği var. Yani karanlıkta da çalışabiliyor. Hareket algılama var. İnsan algılama var. 128 GB'a kadar micro SD kart desteği sunuyor. İki yönlü ses desteği var. Yatayda 355, dikeyde de 60 derece dönebilme özelliği bulunuyor. Ve fiyatı da 800 TL civarında. Şimdi gelelim kameranın ayarlanmasına ve kullanımına. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tuya Smart isimli bir uygulaması var. Bu uygulamayı cep telefonunuza ya da tabletinize yüklemeniz gerekiyor. Daha sonra böyle basit birkaç adım var. O adımlarla birlikte kamerayı o uygulamaya tanıtıyorsunuz. Kamerayı uygulamaya tanıttıktan sonra zaten özelliklerini de kullanmaya başlıyorsunuz. Ben şimdi hemen telefonumu alayım. Hatta ekran kaydına da başlayayım ki gerçek zamanlı olarak yaptıklarımı siz de ekrandan görün. Şu anda ekran kaydına başlıyorum. Tuya Smart uygulamasını açtım. Karşıma hemen kameram geliyor zaten. Burada bir cihaz eklemiyoruz şu anda şimdilik. Evet, Tuya Smart'ı açıyoruz ve bir menü geliyor bize. Şu anda gerçek olarak görüyorsunuz, gerçek zamanlı olarak. Sağ köşedeki bu küçük bir ikon var. Ona tıkladığımız zaman burada işte geri çalma menüsü var. Burada yani daha önce kaydettiğimiz videoları görebiliyoruz. Galeri var. Çektiğimiz fotoğrafları görebiliyoruz. Tema rengini değiştirebiliyorsunuz. Özel mod uyku modunu alıyor kamerayı. Gece modu burada otomatik olarak ayarladım ben. Gece modunda ışık kapandığı zaman otomatik olarak gece moduna geçiyor. Titreme önleyici bu 50 Hz 60 Hz meselesi. Hareket takibi yapabiliyor veya hareket algılama. Hareket algılamada şu var. Hareket algılamayı açtığınız andan itibaren kameranın önünden bir şey geçerse bu uygulama size uyarı veriyor arkadaşlar. Bu da en güzel bir özellik. Bunun dışında baktığımızda şu üst menüye birazcık anlatmak istiyorum. Burada fotoğraf çekim modu var. Bir fotoğraf çekmiş olduk. Arama modu var. Şimdi burada bir telefon simgesi var görüyorsunuz. Buna bastığımız zaman bakın burada şu an benim sesim duyuluyor. Hani bu az önce bahsettim. Şunu kapatayım da. Az önce bahsettim malum sizlere. Şu sesini de kısayım. Az önce sizlere bahsetmiştim. İki yönlü arama özelliği var. İsterseniz siz telefonunuzla uygulama üzerinden burayı arayabiliyorsunuz. Etraftaki bir kişi varsa o da sizinle konuştuğu zaman hem sizi duyabiliyor hem de size sesini iletebiliyor. Böyle çift yönlü, yani normal telefon görüşmesi gibi görüşme yapabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Video kayıt yapabiliyor. Hani eğer bir micro SD kart koyduysanız. Bunun dışında da işte böyle tam ekranda görebiliyorsunuz görüntüyü. Şöyle tekrar eski moduna geri alalım. Alan seçebiliyorsunuz böyle bir şekilde. Yönünü, burada kameranın yönünü ayarlayabiliyorsunuz bu alt kısımdaki menüden. Mesela şöyle döndüreyim. Bakın görüyorsunuz kamera da dönüyor.
kendime doğru döndüreyim biraz isterseniz. Böyle basılı tutarsanız, merhaba. Şu an beni kaydetmiş oluyor tabii ki. Kameranın bu arada söylediğim gibi 355 derece dönebiliyor. İsterseniz yukarı aşağıya da 60 derece. Mesela şimdi aşağı doğru oynatıyorum. Bakın aşağı kadar indi. Şimdi yukarı kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar yapıyor. Şimdi burada yukarı kaldırmanız önemli. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar bir micro SD bellek yuvası var. Bu yuvaya bir SD kart, micro SD kart takmanız gerekiyor. Eğer takmazsanız cihazın üzerine kayıt yapamıyorsunuz. Yani lokalde tutamıyorsunuz videolarınızı. Yapmak istemiyorsanız, ben böyle bir hani kart koymak istemiyorum derseniz de bu uygulamadan yine görmeye devam ediyorsunuz. Orada bir sorun yok. Mesaj kısmında da eğer motion dedik, yani hareket algılama özelliğini açtıysanız, hareket algılandığı zaman bu ekranda böyle şeyler görüyorsunuz. İşte bakıyorsunuz burada hareket olmuş. Hep istediğiniz saniyeler size otomatik olarak bir ekran görüntüsü olarak kayıt ediliyor. Şimdi ürünün özellikleri güzel. Ben SD kartın içine, yani bu micro SD kart ile kaydettiğim videoları attım bilgisayara, ama EPV uzantılı bir format oluyor. Bu özel bir formatmış IP kameralarda kullanılan. Onu da Handbrake'de convert ettim ben. Convert ederek de istediğiniz bir videoya koyabiliyorsunuz. Hatta bir işte kaydettiğim videoları da ben bu şekilde sizlere göstereceğim. Şu anda izlemekte olduğunuz videoları arkadaşlar, S-Link'in bu IP kamerasıyla kaydettim. Handbrake üzerinden de dönüştürüyorum. Evet, ama şöyle bir sorun var. Ses tarafında sıkıntı var. Gördüğünüz gibi ses kaydı almıyor. Daha doğrusu alıyor aslında. Örneğin uygulama üzerinden ben bu videoları izlediğimde sesli bir şekilde izleyebiliyorum. Ancak micro SD kartı bilgisayara takıp içindeki dokümanları aktarmaya kalktığımda ne yazık ki böyle bir sorun oluyor. Bununla ilgili farklı kodekler, farklı player'lar var olduğunu söyleyenler var. Birkaç tanesini denedim. Ben başarılı olamadım. Eğer bu konuda tecrübesi olan birileri varsa, yorum yazarsa sevinirim. Uygulama üzerinden her türlü videoyu izleyebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak oradan herhangi bir yere export etmek, herhangi bir yere aktarmak gibi bir durum söz konusu değil. Micro SD kart üzerindeki videoları da aktardığınızda ne yazık ki bu şekilde bir ses olmama sorunu ortaya çıkıyor. Şuradan ayarlara girdiğimizde zaten Amazon Alexa ve Google Home, yani Home'la uyumlu olarak kullanılabildiğini görüyorsunuz. Birçok ayarı var bu ayarlar kısmına girdiğinizde. İşte temel özellik ayarları diyor. İşte döndürebiliyorsunuz, yani görüntüyü ters çevirebiliyorsunuz yukarı aşağı vesaire gibi. İşte çift yönlü mü konuşacaksınız, tek yönlü mü? Zaman gösterimi açık mı kapalı mı? Yani kaydedilen videolar üzerine zaman damgası atılsın mı? Titreme önleyiciyi görüyorsunuz. Kızılötesi görüş işlevini otomatik ya da manuel yapabilirsiniz. Ben otomatikte bıraktım, hani karanlıkta otomatik olarak devreye girsin diye. Algılama alarmı ayarları, isterseniz algılama hareket izlemeyi açtığınız zaman alarm da kurabiliyorsunuz ve size bir uygulama üzerinden de bir bildirim gönderiliyor. Bu da hani size kalmış bir şey tabii ki. SD kart ayarları var. Kayıt ayarları var. Buradan kayıt ayarlarını görebiliyorsunuz. Zamanlayıcı kayıt da yapabiliyorsunuz. İsterseniz şu saatlerle şu saatler arasında olsun gibi seçenekleriniz de var. Yani bu şekilde aslında uygulama gerçekten güzel. Hani çok kolay bir şekilde birçok özelliğini yine kullanabilmenizi sağlıyor. Ben özelliğini beğendim. Gelelim fiyatla ilgili yorumuma. 800 TL gibi bir fiyatı var. Günümüz şartlarında baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı benzer özelliklere sahip kameralarında bu fiyattan satıldığını söyleyebilirim. Elbette rakip açısından baktığımızda benzer özelliklerde biraz daha ucuz olan modeller olduğu gibi daha pahalı olan modeller de var. S-Link'in bu modeli tam böyle orta noktada bulunuyor. Ortalama bir fiyattan satılıyor. Çok ucuz değil ama çok pahalı da değil. O bakımdan bu tarz bir IP kamera almayı niyetliyseniz önerebileceğim bir kamera olmuş. Belki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Bu ürün Bluetooth'a kayıt yapabiliyor mu? Şimdi ben baktım ayarlarında herhangi bir Bluetooth kayıt yapabildiğine dair bir bilgi görmedim. Ama 3. parti yazılımlar var. O yazılımlarla bu tarz kayıtları yapabiliyorsunuz. O tarz uygulamalar vesaire olduğunu ben duydum. Çünkü farklı yaptığım incelemelerde de böyle yorumlar gelmişti. O tarz yazılımlarla denediğinizde uzaktan da Bluetooth'a kayıt yapabileceğini düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda S-Link'in SL-YND03 modelini inceledim. Güzel bir IP kamera. Bu kamerayla ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Bana destek olmak isteyenlerden küçük bir ricam var. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla beni oralardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.